Aktık. Herkese merhaba. Ben Uğur. Ben Ufuk. Karavana dinliyorsunuz. Bugün yine insanlık için küçük ama bizim için büyük sorunlarımızı, unutamadıklarımızı, coğrafyanın kader olduğunu bize hiç unutturmayan güzel ülkemizi, kısacası her konudan biraz ama hiçbir konudan tam anlamıyla konuşmayacağımız karavananın bir bölümü daha başlıyor. Ama her şeyden önce belirtmek isteriz ki hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bir insanın gözlerinin içine baktığında ne hissettiğini anlayabilecek kapasiten var mı? İnsan o kişiyle olan yakınlığıma bağlı olarak değişir. İnsanları insanları gözlemlediğinde ya da biraz böyle şey gibi oldu bu soru <laughs> baktın hani böyle çözebilir yani değil de biri dertlidir. Neyden yana dertli olduğunu gözünün içine bakarak ya da mimiklerine bakarak anlayabilir misin? İşte yani yakın biri ise bana çok yakın ya çok yakın olmasına değil tanıdığım biri ise hayatından biraz ipuçun hayatından varsa, biraz bilgilerim varsa anlarım. Ama yani tanımadığım insanlarda da belli başlı şeyleri anlayabilirim. Yani hayat yorgunluğunu anlarım gözlerinden. İşte bakışından. İşte e, yani, acı. Neler yaşamış, neler geçirmiş gibi bir hissiyat mı gelir? Abi ya, yorgun neler insana ya, yaşanmış, yaşanmış 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 bakan adamı anlarsınız bir, bir kamburu vardır. Evet. Gözünde böyle bir buğulu bakar anladın mı yani? <laughs> Daha keskin sorayım. Mesela e, evet tanıdığın çevren olsun ya da nasıl desem hayatıyla ilgili ipuçları olan bir insan olsun. Evet. Gözlerinin içine bakıp sıkıntısı sıkıntılı olduğu belli olsun evet. bu arada. Gözlerinin içine bakıp bu sıkıntının bir ayrılık acısından mı ya da bir maddi sıkıntıdan mı kaynaklı Anlarım. olduğunu anlar mısın? Anlarım. Net belli Anlarım. olur mu? Net belli olur. Abi. Ya onun böyle uflaması ya da bakışı farklıdır değil mi ikisinin? Net farklıdır. Aşk, Biri aşk sıkılması. galpten gelir. Şeydir böyle. Hani yapacak e, hiçbir şey yapacak yok. Yapacak bir şey yoktur. Para sıkıntısında bir çıkar ararsın. Bir çık yani, yani o arayışlı bir göz olur. Arayışlı, mahzun ama böyle hala bir umut var. E, tabii o çünkü para hesap sıkıntısı. Hesap kitap sürekli. Değil para mi? sıkıntısında şey aynen hesap kitap hani buradan çeksem buraya yatırsam o zamana kadar işte bir para gelse, şöyle yapsa gibi. falan yani şey olur. Yorgun bakış olur anladın mı? Para yani. sıkıntısı, para sıkıntısı çeken adamın bakışları yorgun olur. Aşkta aşk sıkıntısı çeken de... Sevdalık nedir? Çekmeyen bilmez kardeşim. Bir de şey değil mi? <laughs> dalar o. Ya o dalar. O dalar. Ha, böyle hani diye. yapacak bir şey yoktur elinde. Hani o omuzları çökmüştür onun, anladın mı? Peki insana borçlanmak mı bankaya borçlanmak mı? Bankaya borçlanmak. Neden? Abi uğraşmıyorsun. Peşine düş. <laughs> peşine düşse de en fazla senden yapabilir. Ben hayatta en nefret ettiğim şey laftır abi. Laftan kastım da şu. Bir bakışı bile yeter o Bir bakış, bir söz. Biliyorsun. Sadece borç konusunda değil. Bir iyilik. Tamam mı? Ya parası olmasına gerekiyor. Başa kakma gibi Başa bir şey. Başa kakma, aynen. Ben hı. mesela bu bardağı aldım senin için. Hı hı. Alıyorum, mutfağa gidiyorum, çay koyuyorum sana. Bu çayı koyduğumuz sürekli sürekli Baksana sana 5 dakika önce çay koymuştum. Ya da işte, i̇şte ya çay da hep ben koyuyorum ya 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 da falan. hep ben koyuyorum. Bak çayın bitti. Az önce ben sana hı. koymuştum. Hadi. Şimdi sıra Abi tamam da bir kere çay koydun yani. yani. Hayır, koyma uzatma bana yani. Koymasaydın. Bunu yapacaksan koymasaydın. He. Ya da çay bitti, demlik bitti. E, daha demekini de. ben demledim. He. Hayır hayır o daha Hı. kötüsü. Bitirdin çayı. Heh. O kadar koy sana çay koymaktan çay bitti. Kardeşim yapmasaydın Hı, ya. getirdin içtim daha yani. Yapmasaydın yani. Bunu sevmediğim için kardeşim çay ocağı. ben Hı. Hı. çay ocağı müptelasıyım. Hı. Gidelim. Parasını veririm, <laughs> çayımı içerim, ha, faizimi veririm, ha, faizimi bir liralık veririm. çaya beş lira veririm. E, gerekirse içerim. çay içmem. E, gerekir param yok mu? Yok kardeşim, ne yapayım? Ya da çok içesim varsa derim ki içeyim, sonra bulaşıkları yıkarım yani <laughs> yapacak bir şey yok. Ama insanla ben Zor. para muhabbetine, iyilik, yok ben şeyim, laf muhabbetine giremem abi. Yani insana hiç borçlanmadım diyebilirim. Ya borçlandıysam da nasıldır? Ee, bir gün hani. Ben de. Şeyde bir saat. Kısa vadeli hani böyle, borçlanmışımdır ben de. Ya elimde var belli. Atıyorum cüzdanım yok. <laughs> hani hemen gider o cüzdanı alır işte bir saat içinde, bir gün ha, yok. içinde. Şimdi bak düşündüm. Ben uzun vadeli borçlandığımda oldu. Ama ha işte, laf etmeyecek adamlar borçlandım. İşte konumuza gelelim. <gülüyor> <gülüyor> bir taksi yolculuğunda taksiciyle aynı fikirde olma zorunluluğu diye yani, bir şey var. Kesinlikle mesela. doğru. Abi net doğru. Yani taksici sağcıysa sen daha çok sağcısın. <laughs> Solcuysa sen daha çok solcusun. Konuş yani başka türlü yok. Çünkü tartışmayı seviyor. Tartışma ya, uzuyor. Ya ben belki uzaklara dalmak istiyorum. Camdan dışarı bakmak istiyorum. Bir de o adam araba kullanıyor. Adamı sinirlendirsen kaza yapacak bir yere Öyle. Çarpma, bir şey yapacak. Öyle o, abi. yani. gönlünü haklısın. eğleyeceksin adamı. Yani. Bazılarında mahcup bir siyasi görüş var mesela. Yani önce seni bir süzüyor anlamıyor. Atıyorum ekonomiyi eleştirecek ya da işte övecek. Önce bir tartıyor ben hemen nabzını anladığım için. Tabii, Oradan anladım. giriyorum abi nasıl tatmin oluyor? Çünkü onun anlatası var. Bir de şey var bende taksi taksi demişken konuşmayan şoföre de ben bu sefer bir konuşmaya başlıyorum. Yani bu, o işte öğrenilmiş bir şey bu ya bence. Takside muhabbet etmem lazım. Yani bilmiyorum hani Şeyden mi? Beni alıp bir yerlere götürmesin, kaçırmasın <laughs> ya da dolandırmasın. Hani dolandırmasın diye. Çünkü biz de abi esnafla sohbet edersen dolandırılma ihtimalin azalır. Oranın yabancısı olmayacaksın. Bak. Aynen. Bir de çalıştığın yeri söyleyince buradaki yani bulunduğumuz bölgedeki esnaf ve yakın illerdeki esnaf hemen hemen diyor ki bunlar diyor tamam bizim yolunacak bunu... kaz geldi tamam, tamam. milyar dolarlarla yani, maaş aldığımız için. Benim kazdık bir tarafım yok ya. Ben millin çirkin ördek yavrusuyum <laughs> ya. ya ben. Ben, <laughs> ben kaz değilim. Ya, garip geliyor bana ya gerçekten. Ama bir samimiyetini kanıtlamak için de giriyorsun. Yani Tabii mecbur gireceksin. Arabada bir tane işte Galatasaray anahtarlığı asılıysa oradan giriyorsun. ...ya da o şehrin bir bir şeyinden giriyorsun... Ya ...hangi partili giriyorsun, olmadım, hangi abi. şehirli olmadım... ...hangi takımlı olmadım ya... ...bir taksiden, 3 bir, bir metre zaten, yol gideceğiz diye... ...gözünü seveyim ya... ...yeni konumuz var, göçmen... ...ben sürekli taksicilere şey soruyorum... ...geçenlerde işte Ankara'ya gittiğimde... ...önce bir zaten kendimin oranın... ...yabancısı olmadığımı göstermek için... ...nereden gideceğimizi dediğin gibi söyledim... İşte. ...at, tunalı üzerinden git dedim... ...orada arkadan dolanalım dedim... ...girmek istemiyorum trafiğe dedim... ...adam tamam şey yaptı. Sonra tabii kendimi açıkladım. Ya işte kaç yıl önce orada oldum falan. Ama burada bir trafik artmış bir araba sayısı falan. Oradan evet. dedik ki yok deprem zamanından göçler çok oldu. O göç deyince hop oh, ben de Suriyeli falan var mı? Yani çok görmedim ben Ankara'ya da geldi. O dedi sanayi ele geçirdiler öyle oldu böyle oldu oradan ekonomiye girdik. Sanayi ele geçirmelerinden çıktık. işsiz kalmalar, istihdam. Ülkeyi kurtardık indik abi yani yapacak bir şey yok. Zaten ya ülkeyi kurtarıyorsun taksiden inerken ya, daha ya daha... da, zaten <laughs> kurtarılmış bir ülke üzerine eşsiz sohbetler yapıp yolculuğunu bitiriyorsun. 5 liraya fal bakılır dönemleri vardı hatırlar mısın? Aa, tabii ki. Geçen gittiğimde hiç... Fal artı kahve 5 lira. A görmedim. En son yani 40 lira olmuştu. Eylül tarafından girdim, konur karanfil çıktım. Zaten her yer kahveci. Şey yani bildiğin yeni nesil Tutuklu kahveciler. Tutuklu insan hakları anıtının orada oluyordu genelde. Yok abi yani kahve ya 5 lira yazmıyordur tabii ki artık edin. da. Hani 5 lira değildir. 50 liradır. İşte Falci ben en son göremedim. bıraktığımda 40 liraydı. Kahve artı fal 40 liraydı. Ya göç etti kahve şeyci falcılar. Ben bir falcıya gitmiştim zamanında. Konur'da. Nerede? Konur 2 falan. E? Kesinlikle. Falcılar Konur'dadır. Tabii ki de çok sevdiğim falan meraklı bir arkadaşım var. Adı lazım değil. Yücel. Hı -hı. O götürdü beni. Kadın şey çıktı ya. Kamer Genç'in danışmanı. Aynen. O zamanlar Kamer Genç milletvekili. Bir önceki dönemdeki milletvekilliğinden mi danışmanıymış falan. O dönem değilmiş artık. Falcı fal... olarak mı danışmanıymış? Ona da fal baktım diye anlattı da. Yani muhabbette sadece Kamer Genç'in danışmanı olduğunu hatırlıyorum. Benle ilgili hiçbir şey anlatmamış olabilir. Yani paramı alıp. Bir de şeyler var da. Hayat bırak Onlarda bırak Mesela 5 liraya kahve artı fal 5 lira ha. kafesine gidiyorsun. 5 liralık kahve artı fal olan masa dışarıdaki bir masa. Bir de içeride bir ekstra bir e, çalışan var. Ona kahve falı baktırmak istiyorsan 50 lira. Neden? 40 lira. Seninkin abi fal kahveni içiyorsun. Bir tane garson geliyor, bakıyor <laughs> böyle. İşte yol var, 3 vakte kadar at var, Murat falan. İşte Yunus var, balık işte şey öyle inandırıcı diyor. olsun diye evet. kafaya yazma falan kapatıyor <laughs> gidiyor arkadaki 50 liralık olan hmm. işte yazmalı abla He. ona gidiyorsun He. o Artık bakıyor şey. böyle S harfi görüyorum burada bu var mı ailede hamile var mı <gülüyor> 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 ne, yani, ne bileyim onu soruyorlar nasıl kıvırcık saçlı sarışın bir kadın var burada kim bu hmm. sen söyleyeceksin abla <laughs> kim <gülüyor> ben, o? ben yani, nereden ben nerede? bunu yani, onu falan. bul onu bul bırakma. Şey ya. Senin var. sevgilin varmış, ayrıldınız mı siz onunla? Böyle Muhtemelen oğlum. ayrılmışız Ama inanıyordun da, yani inananlar da vardı. Ama bir şey söyleyeceğim. Şu i̇nananlar an... çok olduğunda da şey yapıyordun yani. Bak şimdi elimde kahve içmedik, bardağımız yok. Şu an sana fal bakacağım, tamam? mı? Hı -hı. Hazır mısın? İsminde E harfi olan bir tane adam var burada. Var mı yakınlarında isminde E harfi olan? Abi kesin vardır. On, ondan çok büyük bir iyilik göreceksin haberin olsun. Tamam da herkesin adında ye var ya. Yakınlarda böyle ailenden yani yakın akrabalardan değil de böyle duyduğum falan bir hastalık geçiren oldu mu? Grip geçiren. <laughs> ya o o bak o ondan Siz da çok kendine, iyi. <laughs> kendine dikkat etsin onu söyle. Ya yani burada bir kadın o dikkat etsin kendine. Bu biraz Az şey. Genel geçer tabirlerle yakın, bana detay veriyormuş yani, gibi davranıyor. Yakın zamanda ayrı markete giden oldu mu? Ha işte, yani çok Ama işte o zamanki yaşın gereği belki inanıyorsun. Bir, bir de şeyi anlatıyorlar o zaman. Bir de asıl falcılar var, cinli. Onlar, onlar kap kapalı onlar bakıyor gerçek. Abi. Onun evine randevu almaya gitmen lazım. Ben onlara inanıyorum bu arada. Yani dine inanıyorsan bir, ne, bir nebze bunlara inanabilirsin. Bir aşamaya kadar. Ben en son yıldız falı baktırdım biliyorsun senin evinde. İşte aynen. Ben ona hmm. inanmıyorum mesela. Yıldız falına inanmıyor musun? Yıldız falı dine var mı? Bilmiyorum ki. Bu arada ben bir bilgi vermeden, ne bilgi verdim de bana yıldız falı baktılar ben. Doğum tarihini Doğum söyledim. tarihi. Doğum tarihi, doğum saatin, adın soyadın. O kadar. Benim hatırladım. Onları verdin sadece. Yani şöyle. Çok ileri gelecekle alakalı notlar aldırdı bana. Atıyorum 2027'de bilmem ne yap. Ya o zaman unutursun. i̇şte 2028'in belli döneminde bilmem ne ben satma. Ben şey hatırlıyorum. 2028'in yazında ko, kurban kes falan dedi. Ha, orada yani. kan orada bir sıkıntı olacak falan. Gibi yani, şeyler 2028 2028'de de kim kim kan akar illaki bir yerde. Ne yani, ne yani o, <gülüyor> <gülüyor> Allah gecinden versin de. <laughs> şey değil. Bilmiyorum ya. Yani... E, geçmişle ilgili hiçbir şey bilemedi. Hatırlıyorsun hoparlörü almış. E, Jim Carrey'in 23 diye bir tane filmi vardı. Bilmem hatırlar mısın işte. Kafayı yiyor bir yerden sonra. Her şey kapı numarasındaki kitabın Aa, altında evet, falan. Evet Her evet yerde gözümün önüne kapağı işte. geldi. Şeyi, afişi geldi. Biraz onun gibi aslında. ya yani Bir yerden sonra dikkat etmeye başladığında uğraşıp didinirsen... ...o adamın söylediklerinin hepsini haklı çıkartırım ben sana. Dese ki mesela kapı numaran 6 olacak. Bir ev görüyorum kapı numarası 6. Aldığın evin kapı numarası 6 olmaz ama... Bana misafirliğe gelirsin. Benim evde bir haber alırsın. Benim evimin kapı numarası da dersin ki bildi. Bak Uğur'un evde böyle güzel bir haber aldım. Uğur'un evi altı numara. Dersin bir yerden bağlarsın. Zorlama olur o da biraz e, ya. Zorlama bunların hepsi zorlama zaten. Sahip olacağın evin diyor ama 6 numara olacak. Diyor. Diyemez bu arada. Niye? Kralı gelsin onu söyleyemezsin. Söylüyorlar abi. Söylesin lan gelsin bana baksın. <laughs> bak. Gelsin bana yıldız falı baksın. Desin ki sahip olacağım evin kapı numarasını söylesin. Derim ki yalan söylüyorsun çünkü bu ekonomide ben ev alamam. <laughs> <laughs> Bak yine konuyu getiriyorsun. Pok <laughs> alırım dedim yani. Nereye yani ev alıyorum, O zaman buradan hayırmış. çağırım ya benim falcılara. Uğur'un gelecekteki evinin kapı numarasını tahmin edelim. <laughs> Alacağım evin. <laughs> ee, 2028 altın gününün e, 8. konu olma fırsatı. Evet. 2028, 2028... vaat ediyoruz. Yani bir kiral... tane bardak altta hediye diyor. Kiralık ev kabulün değil vardı. <laughs> Alacağım evin kapı numarası. Alacağın var. evin kapı numarası. Direkt net. Ailece çıktığın uzun yolculuklar ya da arkadaşlarına çıktığın uzun yolculuklarda <laughs> şöyle bir insan tipi var mıydı yanında? Ah 35 İzmir. 33 Mersin. Bak bak 56 bilmem ne. İşte 40. bütün araç plakalarını ezbere bilip sonra atıyorum bir tanesini hatırlamayıp yanındakiyle 72, beraber. Nerenin diyor. 44 nerenin, o nerenin. ...bir dakika o zaman işte 44 evet. Malatya'ysa 45 Mersin'e şehir. Bu muhabbete denk gelmişsin. Kesinlikle. Yani. Bazı yolculuklarda bunu başlatan kişi benim. Ha bunu yapıyorsun sen. E, tabii ki. <laughs> tabii, uzun yolun ama Abi bu eğlencesi de yani. Neden? Yani mesela başka konuşacak konu kalmadı da mı plakaları Uzun ezberleyip? yolda yaparsın bunu ama ya. Çünkü uzun yolda özellikle gittiğin yerde... turistik bir bölgeyse çok fazla Farklı plaka görürsün. Çocukken çekici geliyor muydu mesela bunu bilen insanlar? Plakaları, Tabii tüyümün, plakaları tıp, nereden tıpır. biliyorsunuz diyordu. Sonra bir yerden hmm. sonra anlıyorsun ki plakaları sen de öğreniyorsun. Gereksiz bir şekilde plakaların hepsini öğreniyorsun. Abi. 52. Ordu. Böyle oh, <laughs> yani yani tutturamazsın. <laughs> Bu arada ben 52 bilmeden sıktım şu an. Vallahi. Sen e, ordulu muydun? Ben orduluyum. 54. Ordu. Sinop. Yok Sinop 57 54 52 54. Orduysa o OPS Samsun P, herhalde ya. Yok Samsun P, L, 55. il var mı? P ile il. P ile il Paris. <laughs> P. Rize 54. Sivas 57. 55 Samsun. 57 Sinop. 52 54, Ordu Sivas ya. Yok 52 Ordu. Bak biz yakın <laughs> kapat. Dur <laughs> 52 dur. 52 Ordu. <gülüyor> 52 <gülüyor> 53 ordu. 52 Ordu. 55 Samsun. Bak o Ö, Pr, S. R -Rize, Rize olması lazım. Rize 53 yerde. Rize. Bilmiyorum. 53 Rize. 54. 54. RS RS. Samsun ama A olması lazım. Yok. Sakarya. Sakarya il değildir. Sakarya Yok. Değil mi? Sakarya ildir de acaba ada pazarı mı Sakarya? 01 mi? 01. <laughs> Oha. <laughs> <laughs> 02? Adıyaman. 02 Adıyaman. 03, 03 Afyon. 04. Eee Ağrı Aa, 05. Ağrı 04 mü? Yakın 05. 05 Ağrı olabilir. Yok 04 Ağrı. Adana, Adıyaman, Afyon. Ağrı. Ağrı. Ee, Amasya. Sib Amasya 05 evet. 05 Amasya. Amasya. Ankara, Ankara. Antalya. Sonrası yok bende Ankara'dan sonrası. Antalya Ama 07. Ama Antalya'da tabii vardır. Hayatımda. 08 neresi? Aa, 8 yok. 7 Antalya. Ardahan. Ardahan mı? 9. Aydın. 10. Balıkesir. kesir, bak il olabilir bandırma, bandırma il, il olabilir. 11, Hasan Şaş. bilecik. Lan ben bunu nereden bilecik? <laughs> yani. Sana memleketim hakkında bir bilgi vereyim mi? Dünyanın en kesin olmayan, bir o kadar yüzde yüz 90, 9.9 ihtimalle yanlış şey olduğunu düşünüyorum. Sosyal medyada etkileşim kasmak için yapılan haberlerden uydurma oldu. hikayeler, Gök haberler. Gökten uydurma demeyelim de yani yalan haberler değil. Ya, yani yalanın da daniskası ama ben Şöyleymiş abi bunu denemedim. Şaşırıyorum evet. Bu arada bence yalan haber. Teyzemin de ordulu olduğunu ve gittiğini düşünürsek. Ee, ama diyorlar ki bir ordulunun Japonya'ya girmesi zormuş. Çok ama çok zormuş. Bir ordulunun o Or Japon ordulunun bir ordulunun Japonya'ya girmesi zormuş. Sebep çünkü Japonya'daki çoğu kaçak işçi hı hı. Türklerin, Türk kaçak işçilerin yüzde %90'ından fazlası orduluymuş. Ciddi mi ya? Bilmiyorum. Ha, haber Çünkü yani. yani. <laughs> <laughs> Tamamen Instagram'da karşıma çıkan <laughs> gereksiz bir bilgi. 1980'lerde başlayan ordulu göçün önüne geçilememiş. Şu an Nagoya şehrine giderseniz bir Türk sokağında geziyormuş gibi hissedermişsiniz. Kahveden berbere, bakkala, şehirde deyim yerinde ise tamamı Türklerden oluşuyormuş. 2019 yılında Japonya'ya gitmiş bu yazan arkadaş. İki saat kadar sorgulanmış. Ailesinde bir ordulu olup olmadığını sorgulamışlar. iki saat kadar. Benim teyzem de bildiğim kadarıyla ordulu. <laughs> yani çünkü bizim ailemiz <laughs> yedi düvel <laughs> ordulu. Ayda bir Japonya'ya gider. Ayda bir değil de iki defa falan gitti diye biliyorum. Bir sıkıntı çıkarmışlar. Eşi de mi? bir sıkıntı çıkar, Direkt kendisi ordulu yani. Ordu, kapı gibi ordu yazıyor. Bir yalan haberle muhtemelen. Ama ola da bilir. yani O belki orduludan orduluya değişiyordur. Tipinde ordulu yoktur belki teyzemin. Bu plakalarla sürekli haşır neşir olan insanlardan bahsetmiştik ya. Evet. Yine o dönemsel tipleri söyleyeyim ya da hala da süre gelen. Etrafında hala fıkra anlatmaya meyilli oturduğunda ya bir fıkraya gireyim diye var Abi mı? Çok, kaldı ben mı? Ben fıkra çok severdim ya. Fıkra dönemi bitti. Niye bitti? Fıkra çok güzel bir şeydi bence var mı anlatan etrafında yok, artık? Yok, yok Vallahi mi? bitti ya. Kendin iyi bir fıkra anlatıcısın mıydın mesela Hayır. yoksa ben dinleyicisi? Birkaç tane güzel birkaç tane güzel fıkra anlatabiliyorum. Bu arada fıkra mı fıkra fıkradır ya. Fıkra. kaç yani fıkı yok fıkı. olmadı. Ne <gülüyor> <gülüyor> bir şey Fıkra o zaman börek. Ne alakası var? Ö var? Fıkranın içinde. Tam fıkra değil. Fıkra, değil zaten fıkra. 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 Fıkra başka bir Marala şey. Berbe başka berbe bir. Berbe bu arada bu konuda çok ciddiyim. Hı hı. Tüm Türk dili ve anlatım, Türk dili ve edebiyatı hı hı. Sen önce severleri. Tüm <laughs> Türk dili ve edebiyatı severleri hı hı. buraya bekliyorum. Fış severler. <laughs> fıkra ve fıkra farklı şeylerdir. Evet Uğurcuğum bir fıkra alalım senden ya. Var mı aklına gelen çocukluktan, gençlikten böyle iğrenç... E... Var. Var mı gerçekten? Var. Ama küfürlü değil bak. O zaman yok. Sapıktır. <laughs> o zaman yok. <laughs> ya var. Da... Var var. Var mı? Var. Var. Gerçekten isteyerek bak içinden geliyorsa bu fıkrayı burada bize bir anlatır mısın? Tabii ki. Ee, şimdi <laughs> şive yapabilirsin. Becerirsin, becermezsin. O tamamen dinleyicinin takdirinde. Yani anlatacaksan fıkra hakkını ver. Oyna kardeşim bana. Peki. Şiveni yap. Şimdi bir gün. Onu yap. Temel uh -huh. ve Dursun ana karakterlerimiz. Dursun Amerika'ya gidiyor. Çalışıyor, işe giriyor, işe giriyor, çalışıyor orada. Sonra bir gün Temel'i arıyor Trabzon'u. Ya şehir adı vermeyeyim döverler. <laughs> Yorum yapma. Fikrini anlat kardeşim sen. Dursun Amerika'ya çalışmaya gidiyor. Çalışıyor orada, para biriktiriyor falan. Bir gün Temel'i arıyor. Diyor ki "Ula Temel" diyor. "Buraya gel" diyor. "Buranın taş toprağı altın" diyor adımını atıyor yerde para var. Her yerde diyor cennet burası mükemmel. Her adımında para kazanırsın diyor. Devel okey falan filan atlıyor uçağa. Amerika'ya gidiyor. Uçaktan iniyor. Tam kapıdan çıkıyor bakıyor yerde 100 dolar. Paraya bakıyor şöyle. Olay ilk günden işe başlanır amına ben diye para Yalnız <laughs> <laughs> bu güzel. Bu kadar gülmüş olamazsın <laughs> bu kadar. Gül bir an ben bıraktım kendimi sana ya. Yani bak yorum katsaydın baştan ön yargılı başlasaydık bu olaya gülmezdim ama buna güldüm. Senin demek ki bir şey Ve espri seyredi. Son Çok andaki düşün. söylediğin şey de hatırladım ama ben bunu biliyorum zaten diye. Bu olay gündemi ama başlarını demiş demel. <laughs> Hadi, güldün de Demen öyle demiş bizim orayı hiç <ilk> dinlemedim. Olad <laughs> diyor, güldün de. Oladam, haçan demiş. Uy haçan daha demiş, hiç dinlemedim. Ne oraya Bir tane daha var, onu anlatayım mı? Anlat Çok lan, gaza lan başladın, gaza aldın, hadi bakalım. Bugün temellüf adime bitmiş, ölmüş. Ha bundan sonrası fiskobülündür. İstediğin kadar <laughs> bir Yorulmuş. Yorul... Hadi ya burada ha sonra. Burada sonra fiskobülündür diye burada sonra istediğin kadar yiyebilirsin diyor. Ben daha çok şeye güldüm ya. Hani bu arada komik. Gerçekten komik ama senin keyifle fıkra anlatman <laughs> benim de şu an fıkra dinliyor olmam. <laughs> ama konu mesela ben de iyi anlatamam bir şey söyleyeyim. bunu ondan, ondan dinleseydin var ya On, bak şu, o çok iyi anlatıyor ben şimdi tam o anlatamam o. o çok iyi anlatıyor o da gelecek o da bir gün buraya gelecek o da gelecek bir gün gelecek o, o, o anlatınca başka o çok iyi anlatıyor ben o kadar iyi anlatamıyorum <laughs> ama ana fikri anladı i̇şte, <gülüyor> 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 karavana podcast'in bu bölümünü Burada sonlandırmak istiyorum. Sen de izin verirsen tabii ki. Ben izin... Ne demek? Haddime değil ben izin vermek benim. Hayır, lütfen. Had... Lütfen sen kapat. Hayır. hayır Önce hayır, sen kapat. Hayır, hayır. Benim izin vermek gibi bir durumum yok. Ben öyle şeylere izin vermem. Ben Karamana Podcast asla kapanmasın. Hep devam etsin isterim. Bak. Bak. O zaman madem bugünlük ara verelim diyorsun anladığım kadarıyla. Yani bu bölümü kapatalım diyorum ben artık. Bugünlük ara verelim dediğin için. Ya bu bölüme devam etmeyiz sonuçta. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Sen o zaman bir, bu aralar gün... çok şey yapmaya başladın yani. Ufuk. Evet. Acelesi yok. Sırası var. O yüzden çok şey yapmayın arkadaşlar. Her şeyin hiçbir şeyin acelesi yok. Her şeyin bir sırası var. Sırası geldiğinde herkes hak ettiğini ne oldu? Bir an yükseldin. Alacak, yaşayacak. Çünkü yani Biraz seçim gerginliği sezdim sende. Ben seçimimi çoktan yaptım Ufuk. Yaşamayı seçiyorum. <laughs> Haydi bakalım be. Ne, ne diyelim. bir Herhangi bir şey söylesem şu an slogan olacakmış da birininmiş gibi geliyor. O yüzden e, Türkiye'm. <gülüyor> <gülüyor> Çok da şey yapmayın. Haydi kalın sağlıcakla. Haydi bakalım.